Efendim, günün manşeti başladı. Gazete manşetleri ve günün gündemini konuşmak üzere Hikmet Genç'le birlikte karşınızdayız. Hepinize merhaba diyoruz. Hikmet, merhaba. Merhabalar, günaydın, hoş geldin. Şimdi bu enflasyon, fiyat, sokaktaki, pazardaki, marketteki fiyatların doların yükselişine paralel değil de onun 3-5 katı daha fazla artmasıyla ilgili olarak malumunuz. Sayın Cumhurbaşkanı zaten ifade etti, bunlara ilgili olarak araştırmaların yapılacağını, sürdürüleceğini, bunlarla ilgili her türlü tedbirin alınacağı yönünde. Denetimler sürüyor ilgili bakanlıkların görevli personelleri tarafından. Fakat dün Rekabet Kurulu, daha önce burada haberini aktarmıştık sizlere, 2.7 milyar liralık bir ceza kesmişti 5 tane zincir markete. Dün bunun gerekçeli kararını açıkladı. Videolarla, yazışmalarla, maillerle halkı soymak tabiri biraz ağır gibi geliyor ama maalesef böyle. Çünkü aralarındaki konuşmalara baktığınızda, ya sizin fiyat niye aşağıda kaldı, hemen yukarı çekin, bak böyle olmuyor gibi türlü türlü konuşmaların, görüntülerin olduğu bir dosyayı, daha doğrusu gerekçeli kararını açıkladı. Bugün Akşam Gazetesi'nin manşetinde rekabet sorgusu diye evet, ikinci bölümünü almış. İkinci bölümü de şu, size az önce bahsettiğimi birazdan detaylarını vereceğim, mesele zincir marketlerle ilgili. Yani işte ayçiçek yağının fiyatından, işte popkek fiyatının neden yükseldiğini ya da beraber nasıl yükseltmek istedikleriyle anlatılan. Akşam Gazetesi'nin manşetinde ise bunun ikinci bir versiyonu söz konusu. O da otomotiv şirketleri arasındaki bir trust meselesi. Yani fiyatları artırmaya yönelik ortak çaba meselesi. Bununla ilgili olarak da otomotiv firmalarının yetkililerinin şu anda Rekabet Kurumu'nda savunma aşamasına geldikleri, savunmaları dinleniyor şu anda. Benzer bir durumun otomotiv sektöründe de olduğunu ifade ediyor. 5 otomobil devi Rekabet Kurumu'na savunma vermiş. Önümüzdeki günlerde de bununla ilgili olarak bir sonuç çıkacak. Artık savunma makul bulunur mu? Yoksa bu savunma bunların işlediği düşünülen kabahatleri ortada kaldırır mı bilmiyoruz. Rekabet Kurulu bununla ilgili de karar açıklayacak ama bu 5 ortak 5 zincir marketin 5 zincir marketten sonra 5 otomobil devinin de benzer bir durumda fiyatları ortak karar vererek yükselttikleri ve halkı soymak için hamle yaptıkları iddiası var. Evet. Zincir marketler için bu iddia gerçekleşti, ceza yağdı. Şimdi otomobil devi, 5 otomobil devi için aynı durum söz konusu olabilir. Bununla şimdi başlayacağız. Şunu söyleyelim baştan. Yani enflasyon var, akaryakıt yani çok yükseldi. Tabii 2 kat yükseldi. Neredeyse 2 katın üzerinde. Biraz önce bakıyordum hatta, acaba Almanya'da ne kadar, Amerika'da ne kadar falan. Orada da yine 2 kat yükselmiş. Dünyada enerji fiyatları yükselmiş. Dünyada pandemi yüzünden işte bu tedarik zincirleri bozulmuş. Ondan dolayı ulaşım aksadığı için Doğu Batı ticareti bozulmuş. Fiyatlar patlamış. Bazı yerde raflar boşalmış. Bazı yerde işte bazı ürünler inanılmaz fiyatları yükselmiş. Tütün mamulleri geçen baktım. Mesela Avrupa'da, Avustralya'da Türkiye'nin 15 katı falan. Daha önce 10 katı iken 15 katına çıkmış. Yani bir sürü kalem aldı. Hepsi makul. Yani makul derken hepsi anlaşılabilir. Her ülkedeki esnafın, tüccarın, hizmet sektöründe çalışan ekiplerin, herkesin, boyacının, değil mi? Yani fiziksel olarak çalışan insan, herkesin bir fiyat arttırma, bir fiyat değiştirme hakkı var mıdır? Vardır. Hiç vicdansız değiliz. Neden? Şimdi çiftçiye gittiğin zaman diyor ki benim diyor mesela diyor gübre diyor fiyatları 3 kat oldu diyor. Hak doğru. Dünyada da öyle olduğu için zaten dünyada Almanya inanılmaz bir şey. En iyi yakından tanıdığım ülke. 5.2. Kolay kolay Alman pratiği, Alman prensipleri böyle şeyleri kabul etmez. O meşhur DIN standartları gibi bir şey. Amerika son 40 yılın. Derken kastettiğim şu. Hocam burada bozulmuş, kapatamıyorum da. Olabilir. Çünkü olacak da.
Yani şey gibi konuşuyor. Ama şu olabilir mi ya? Ya bu olacak bak, bu yani, olacak. Yükseltecek adam bir kafe. Enflasyona göre bu anlaşılabilir ama bak. Hı. Hikayemiz şu. Onu geleceğim. Tam onu söyleyeyim. Bir dakika. Hı. Bunu yükselttiğini kabul ediyorum da bütün bunların dışında bunun %70-80 arttığını kabul edip ben senden %70-80 artılmış ürün bekliyorum. Onu oraya, o defora getirecektim. 10 lira mı? 15 lira olsun. Ama bu 10 liralık şeyi bana 40 liraya satmaya çalışıyorsun. Ya onun da ötesinde. Ya ben bu edep ahlaksızlık. İşte. Bunun da ötesinde bir şeyden bahsediyorum ben sana. Yani bu zaten başlı başına edepsizlik, ahlaksızlık ama bak yani konuşmaları dinle. Var onun marjı var. Konuşmaları dinle. 5 tane zincir market ya da 5 tane otomotiv devi. Herkesin kendi fiyat politikası vardır. Adam arkadaş piyasaya bakar, rakiplerine bakar. Tırnak içinde söylüyorum. Rakiplerine bakar. Ya bunlar atıyorum 40 liradan satıyorlar. Ben 38'e satacağım der. Rekabet böyle bir şey. Tabii. Karımı da %200 yapmayacağım. Ya da %10 yapmayacağım. %8 yapacağım der. Ama daha çok satacağım. Tamam, ama daha çok satacağım. Sürümden kazanacağım. Öbürü kendisinin 40'a sattığını, rakibin 38'e sattığını gördüğünde ya bu bizi bitirecek, elimizde kalacak mal. Ben o zaman 37.90'a satayım. Yani yaklaştırayım dedi. Öbürü 37.5 vesaire gibi durumu. Şöyle bir şey olabilir bak, ben sana okuyorum. Rekabet Kurulu'nun açıkladığı gerekçeli karardan okuyorum. Diyor ki Savola ve Migros çalışan arasındaki yazışma. Savola bu yağları falan temin eden herhalde firma bildiğim kadarıyla. Yabancı. Sen biliyorsun. Evet, Suudi Arabistan menşeli değil mi? Suudi Arabistan menşeli. En büyük yağ fabrikalarından bir tanesinin sahibi aynı zamanda. Aynen. Şimdi Yudum Ayçiçek yağı 5 litre ürününe ait etiket fiyatının 35.90 lira olduğu rayon görselini paylaşarak yazışmaları söyle. Yazışmaları şöyle kendi aralarında. Güzel abi piyasaya yükselirse sorun yok. Bu arada raf fiyatları salı günü itibariyle yükselecek. Pazartesi organize olup herkesin salı gününe geçmesi gerekiyor diyor. Organize olup. Kim söylüyor bunu? Savola'yla yani o yağı temin edenle, tedarik edenle Migros çalışanı arasındaki konuşma bu. Pazartesi bak 35.90 lira fiyat. Pazartesi 39.95 lira raf fiyatına geçiyoruz. Pazartesi sabah mail göndereceğiz size diyor. Carrefour sayı ait olduğu düşünülen çeşitli etiket görselleri paylaşılıp Carrefour sizi bekliyor. Şok 1 litre yudum yarın 10.95 lira rafta, yarın siz de geçin lütfen diyor. Bak Şok ayrı bir market. Rakip bunlar. BİM ayrı bir market. A101 ayrı bir market. Migros ayrı bir market. Carrefour ayrı bir market. Ne diyor? Merhaba, piyasadaki bozuk fiyat bir an önce düzeltilmeli diyor. Savola ile A101 çalışanlar arasındaki e-posta yazışmaları. Piyasadaki bozuk fiyat bir an önce düzeltilmeli, iyi çalışmalar diyor. Şimdi fiyatı bozuyoruz. Hayır sakın yapmayın, çok sıkıntı olur. Acil 24.95 ikili fiyata çıkın. Sıkıntı yapan Şok biz değiliz diyor A101 çalışanı. Biz toplantıda net ifade ettik, bu oyunda yokuz diyor. Ama dahil oluyorsunuz, beraber hareket etmemiz gerekiyor diyor. Evet. Şimdi bunların detayları daha neler neler var. Şimdi ben evet yani bu tabii bu detaylar var. Oreo ve Popkek ürünlerinin fiyat geçiş formları eklenir. Hemen geçin. Ama rakip M ile birlikte pazartesi yansıyacak. Şok geçmiyor bilmem ne diye. Şimdi bunun yansımaları var. Birçok kişi de bugün sosyal medyada dünden beri aslında konuşulan bir şey. Bu konuşmalar falan. Otomotivi de böyle yani. Akşam da sizin manşeti onun üzerinden şey yapıyor. Tabii şimdi bunlara bu verilen cezalar. Aynı zamanda tabii Rekabet Kurumu'nun ya vereceği kararlar, bunların hepsi göreceğiz. Ama şöyle bir gerçek var. Bugün yine Habertürk'te yine konuşuyordu. Yavuz Barlas mıydı? Habertürk genelde o galiba. Ben de okudum ama bir şey anlamadım dedi yani. Şu çok enteresan. Bir anlamadım dedi. Niye anlamıyormuş abi? Ya sen oturup burada tam 1,5 yıldır nasıl öldüğümüzü anlatıyorsun. Nasıl geberdik, nasıl öldük. Öldük ama üzerimizi örten yok. Toprağa gömdük ama Fatiha okuyanımız yok. Her sabah ölüyoruz. Daha da öleceğiz. Gebereceğiz, yok olacağız. Yakın kibritle gidin diyen adamsın. Ne edepsizliktir bu yahu. Şunu okumuş, anlamamış hiçbir şey. Diyor ki ben de okudum ama diyor, orada diyor öyle. Ulan ne, seni kim besliyor? Onlar mı besliyor yoksa? Sen ya, mi yaptın onları? Bir kere soru ya, şu. Neyi, kimi savunuyorsun sen? Okudum ama anlamadımın ötesinde. Bu lafı duydum çünkü sabahleyin. Soru var, şu soru var. Migros, Şok, A101, BİM, ondan sonra öbür hangisi ise. Markaları hangisi? Bu 5 tane firmanın çalışanlarının
fiyat hususunda birbirleriyle görüşüyor olmaları sorun zaten. Sorun. Yani bırak anladın anlamadın meselesini. Ama ben de onları beklemiyorum. Ben de o kadar büyük hassasiyet, bir derin bir ekonomik entelektüellikle bunu açıklamasını beklemiyorum. Benim anladığım bir kas kafalılık durumu. Anlamıyorum ifadesi. Evet, şimdi olay şu. Şimdi bak bir dakika sanki. Ben o marketlerin bizzat oradaki o yazışanlar kimlerdir bilmiyorum. O patronları falan direkt olarak sen yaptın diye de suçlamıyorum. Enflasyon tüm dünyayı kasıp kavuran bir felakettir, musibettir. Tüm dünya bunu konuşuyor zaten. Bunu da biliyorum. Dedim ya hani gübresini yüksek fiyata alan biz çiftçi tabii ki ürününü daha yüksek fiyata satmak zorundadır. Tabii ki biz efendim dışarıdan enflasyonla ithal ediyoruz. Tabii ki Türkiye dolarizasyon problemi var. Tabii ki bu Yavuz Barlas ve işte Civciv ve bu ekip de işte böyle oldu 18'e çıktı. Neden? Çünkü bazı fısıltı gazeteleri. Ulan sizsiniz siz. Fısıltı yok. Onlar sizsiniz. O insanları manipüle eden sizsiniz. Bir buçuk yıl boyunca böyle öleceğiz diye. Her sabah bu kadar fiyat fırladı. Aa diye. Bir de aynı zamanda konuşturuyorsunuz. Mesela şu da var. Yani bu bununla ilgili olduğu için söylüyorum. Yani sırf oraya eriştirmek için değil. Çok alakalı. Nasıl konuşturuyorsunuz? Şöyle konuşturuyorsunuz. Sen ne beklersin şeyden? Ekonomi programından ne beklersin? Ekonomik sorunu tespit edersin. Ve bu sorunun nasıl giderilebileceğini veyahut da gidilemeyeceğini. Nasıl kalıcı olacağını, nasıl değişeceğini. Nasıl dolarizasyon olduğunu, nasıl olamayacağını. Yeni modelin eski modelle hangi zaman süreci içerisinde aslında değişmesi gerekiyor, geç mi kaldık falan, anlat dur, bir sürü matematikleri koy ortaya, koy tabloyu, anlat dur, anlat, hayır biz de faydalanalım, öğrenelim, biz de önümüzü görelim falan. Ama şu değildir Murat, yani bu adamlarla en az bunlar kadar suçlu olan insanlar bunlar. Tabii ki ya ortalık güllük gülistanlık demiyoruz ama bir vaka var ortada, bütün dünyada olan bir şey var. Ya bir şey söyleyeceğim. Dolar 45 lira, petrol 45 dolarken varil başına fiyatı. Bugün 88 ise bunda bizim yapacak bir şeyimiz yoktur. Eğer Almanya'da bir litre benzin 1.66, 1.68'e yükselmişse Alman'ın yapacağı bir şey yoktur. Eğer 7.2'ye çıkan Amerikan enflasyonu 8.5'a çıkacağı öngörülüyorsa Amerika'nın da yapacağı bir şey yoktur. Buna bir şey demiyoruz. Ama sizin yaptığınız şey şu. Böyle program olmaz. Hani bize kızıyorlar ya bazen. Hep tek bir pencereden bakıyorsunuz, eleştirmiyorsunuz. Ben, arkadaş, benim baktığım pencereden görünen şeyleri anlatıyorum. Çok beğenmezsen başka pencereye bakarsın. Ama ben görünenleri ve o manzara içerisine giren, çerçeveye giren aktörlerden söz ediyorum. Bunlar bunu yapmıyorlar. Yani çok enteresan bir şey yapıyor. Mesela o civciv Ebru Baki her sabah kalkıp şunu söylüyor. Bu fiyatlar böyle oldu mu Yavuzcuğum? Olmadı Yavuzcuğum. Anlamadım canım. Ben de anlamadım canım. Ne oldu canım? Şu oldu canım. Ama esnaf geliyor. Ne yapıyor tabii ki? Ben böyle işimi yürütemem diyor. Sonra kepen kapatıyor. Ne yapacak? Tabii o da gidiyor. Ben zaten bu işin peynir tarafındayım. Peynir ne oldu? Alamadık. Öleceğiz tabii. Peki esnafı konuşturuyor. Yani bildiği şey gibi. Vardır yani o antiloklar gibi. Burada esnaf konuşuyor. Burada benzinci konuşuyor. Burada şikayet konuşuyor. Bu ne? Bu bir psikolojik harekat. Ya ben kendimden söyledim. O kadar da bunu söyleyince insanlar bazen garipsiyorlar. Ben kendi hayatımdaki sıkıntılarımı kendim yaşıyorum zaten. Çok fazla her gün yaşadığını söylersen bu değişmiyor. Uy anam beni niye doğurdu diye dizine vura vura bir anda farklı bir yere doğmuyorsun. Anan seni doğurdu ve oradasın. Yani ve bunu çözmek lazım. Ha bu eleştiri de yapılır. Yapılanı sonuna kadar da saygı duyuyorum. Ama bir psikoloji, bir algı yönetimi var burada. Bu yönetim içerisinde sabah akşam ne kadar kötüye gideceğimizi ve bunu da bir de çok özür dilerim kızmayın ama çok paçozsunuz. Seviyeler çok aşağılarda. Neden biliyor musun? Bu cümleyi kurduktan sonra arkasından şu cümleyi kurmayın ya. Ayıptır, günahtır, yazıktır. Utanmıyorsun, sıkılmıyorsun. Ben siyasetleri anlamam. Benim amacım siyaset yapmak değil. Sonra arkasından ikinci cümle karşıdan şu geliyor. Ha benim de değil. Ama ekonomi bu hale gelmesi sebebi siyaset. Şaka bunlar ya. Yani ayıptır. Dün Bakanlar ayıptır. Kurulu vardı. Bakanlar Kurulu'ndan Sayın Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrası yapmış olduğu açıklamada ülkesinin ve ekonomisinin felaketi pahasına açgözlülük yapanlara hareket alanı bırakmamakta kararlıyız. Kısır hesaplarla hareket ederek kritik süreçte ülkemize zarar verenleri
affetmeyeceğiz. Türkiye'yi çift paralı bir ülke olmaktan çıkartarak herkesin işini de tasarrufunu da Türk lirasıyla yaptığı bir yer haline getirmek için herkesten destek istiyoruz. Ülkemizde döviz mevduat hesapları hala yüksek seviyede. Güzel bir çağrı değil mi? Açıklamasında bulunuyor. Bu döviz çevrilebilir mevduat hesaplarında dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği rakamı zannedersem 163 milyar lira toparlandı. Bu 10-11 milyar dolara karşılık gelen bir paradan bahsediyoruz. Yanlış hesap yapmıyorum değil mi çocuklar? Yok pardon. Bir küsür milyar dolara karşı. Evet. Bir şey değil ama yani hala döviz mevduat hali yüksek yalnız. Yüksek. O çağrı bu da. Çünkü. %60'a yakın. Tabii çünkü sen sağda solda ya bunlar hala hala ondan sonracıma şey yapıyorlar. Sallantıda ekonomi bak bu dolar yeniden yükselebilir. Bugün Reuters bir haber geçmiş mesela. Bugün zannedersem geçti. Türk lirasında kayıp falan gibilerinden sürüyor diye. Ya bakıyorsun tamam mı? Hikmet kayıp dediği 13.50'den 13.52'ye falan yükselmiş. Binde 4 civarında salak, bir... ilk defa görmüş sanki. Ama bu başlığa bak. Hikmetçim başlığa bak. İngilizce olarak Türk lirasındaki Erdoğan'ın kararları sonrasında kayıp devam ediyor, sürüyor. Weakens falan filan diye girmiş. Zayıflama sürüyor bilmem ne oluyor. Ya bakıyorsun 13.50'den 13.52 olmuş. Ya Reuters'a Fitch'e ne gerek var? Bizdekiler var, içimizdekiler var işte. Ya içeridekiler böyle, bir de dışarıdakiler çalışıyor. Bir de o da diyor ki bak şimdi 163 milyar lira dediğimiz pardon, dediğim doğru değil mi? 10 milyar dolar mı yapıyor? 10 küsür milyar dolar yapıyor. Matematikte test ediyoruz kendimizi var ya. Hocam bizim evet 10 milyar mı? 10 milyar yapıyor aşağı yukarı. Kötü bir rakam değil ama yeterli bir rakam da değil. Bunun artırılması gerekiyor. Bunun artırılmasının yolu da elbette insanlara bak zorla çünkü burası serbest piyasa ekonomisinin sürdüğü ve 70 sente muhtaç olduğumuz dönemlerde bile insanların bankalardaki mevduatına dokunulmadığı bir ekonomik model üzerinden geliyoruz. Tabii. Sayın Cumhurbaşkanı'nın müteahhit kereler ifade battık etti. Battık ama o zamanlar hatırlarsın 90'larda gene dokunmadık. Dokunulmadı abi. Ama şeye dokunduk. Deprem parasını verdik, maaş ödedik. 560 milyon. Ya oradaki mesele bambaşka bir mevzu. Oraya girmeyeyim. 1999'da evet, yani. Deprem oldu, çok iyi hatırlıyorum. Gelen 1.2 milyar dolardan 500 küsür milyon dolarlık itiraf etti hükümet. Ya devlet bütçesinde bunu ayrı tutamıyor. Ayrı bir kasa açamıyorsun yani. Aynı kasaya giriyor. Ben anlamam arkadaş. Gelen eyvallah. Yardım parasını memura verdin. Doğru, eyvallah. Çünkü memura maaş ödeyemiyordun sen. Bravo. Bu halde bile dokunmadılar ama yeni de. Olmazdı. Zaten önce bir piyasanın aklını karıştırmak, insanları hakikaten şüpheye düşürmek için şu yapılacak, bu yapılacak ifadeleri kullanıldı. Her söyledikleri yalan, her ortaya attıkları iddia manipülasyon. Başka bir şey değil bunların. Ya artık daha nasıl ifade etmek gerekir bilmiyoruz. Erken seçim, erken seçim, erken seçim dedi. 777 bin kere olmayacak, zamanında olacak cümlesini kullanmalarına rağmen yok yok öyle değil diyorlar. Bu da önemli. Bu da önemli çünkü bugün de gerek bugün akar ki bunlar geldi. Ya neden bunu yapıyorsun bilmiyorum ama tesadüf işte. Diyor ki neden böyle oldu peki diye soru. Cevap. İki ekonomist. Allame-i Cihanlar. Çünkü diyor bu diyor ekonomist sadece ekonomi yönetilmez diyor. Çünkü diyor o kadar çok erken seçim gündeme geldi ki o kadar çok konuştular ki bunlar diyor. Erken seçim erken seçim derken diyor millette bir güvensizlik oluştu. Dolar biraz da bunlar değil yükseldi diyor. Ulan değil yükseldi diyorsun. Yaparsanız. Ulan siz sabah kalkıp Ebru Baki bir söyleyeceğim. Bugün iPhone'un fiyatı şu kadar olmuş. Erken seçim olur mu diye soran. Kaldırım taşı fırlamış. Erken seçime işaret midir bu diye soran. Kişiler çıkmışlar karşılıklı Hacivat'la Karagöz. Çıkmışlar bize ya ne kadar komiksiniz ya. Diyor ki ama diyor ekonomi sadece böyle yönetilmez. Doların bugün fısıltı gazetesi artı. Sürekli erken seçim tartışmaları. Erken seçim konuşmaları. Sanki erken seçim oluyormuş gibi. O tarafı almaları, bunu söyleyen de Yavuz. Karşıdaki de evet ya diyor. O yüzden dolar fırladı diyor falan. Düşünüyor musun? Katiller toplanmışlar. Teşvikte hata olmaz. Tamam mı? Ya ne kadar gaddar insanlar var. Halbuki ben sadece gırtlağını kesiyordum. Adam buradan doğramış. Halbuki böyle doğranır mı? Çok acı çeker. Direkt 2-3-5 katil toplanmışlar. İnsan nasıl öldürülür? Nasıl öldürülmez? Aslında biz çok masumuz. Çünkü biz direkt infaz yapıyoruz. İşkence etmeden. Böyle parmak parmak tırnak çekmiyoruz mesela diye bütün bu sadistlerin bir araya gelip sadistlere saldırması gibi bir şey bu yani. Yani bu benim ne işime yaradı? Şu işimize yarıyor. Bak bu insanlar konuşuyorlar. Ben çok ümitliyim. Neye göre söylüyorsun?
Hiç kimseden hiçbir şekilde hiçbir menfaatim de yok. Ben tek başıma tek tabanca bir adamım. Ben bu ülkede yaşayacağım, Allah ömür verdikçe ve bu ülke toprakları benim için kıymetlidir. Hangi parti, hangi irade, hangi güç olursa olsun ben çocuğumun geleceğini kendi gücüm nispetinde inşa edeceğim. Yönetenler içinde kim doğrusu yapıyorsa onu destekleyeceğim. Kim yalan söylüyorsa, kim alçaksa, kim hainse de onunla kavga edeceğim. Benim bütün derdim bu. Hani bu konuda samimiyim ama karşıdaki adam şunu yapınca biz de memleket kötü olması bir şey veremez ki deyip de bütün pisliği, ahlaksızlığı, edepsizliği yapan adamlar çıkıp karşımıza konuşuyor bizimle. Sen diyor yandaşsın. Ya hadi ben yandaşım memleketten yana. Sen nerenin sahibisin? Senin cibilliyetin ne? Nereye aitsin? Kim için hizmet ediyorsun? Hani o geldi de iktidar ne oldu? Biz gördük hepsini hocam. Yani bizim yaşımız müsait. Biz senin gibileri gördük, onun gibileri gördük. Biraz önce ben Ecevit'te gördük, Devrili'de gördük. Hepsini gördük. Bu adamın haline bakıyorum. Adam daha ülkesinde bakanlık sayısını bilmiyor. Adam diyor ki ben diyor iklim bakanlığı kuracağım diyor. Ulan zaten var kurulmuşu. Diyor ki bana olsun bu adam gelsin diyor. Oğlum sen salaksın. Yani adam bakanlıkta haberi olmayan bir adam ülkede ne yapar ya? Adam ofisin yolunu bulamaz. Şimdi tabii bunların... Bir değil, üç değil, yüz tane örnek var böyle. Bunların kavgam yapmış bundan olduğu hamleler, açıklamalar bilgisizlikten ya da saflıktan ya da aptallıktan kaynaklanan açıklamalar değil. Sen hepimiz iyi niyetle konuşuyorsun ama ben şimdi şöyle, öyle abarttılar Hikmet, ki ben bir kısmı ama bir şey var. İnanıyorum yani. Yok ama ya mesela dün Meral Akşener'in grup toplantısında kısmen konuştuk bunları. İmralı'daki terörist başını serbest bırakacakmışsın, sakın ha siyaset olarak, malzeme olarak kullanma diyor. İyi Partili Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında söylüyor bunu. Oradan çıkmış demek ki. Tabii Engin Özkoç bir gün önce Engin Özkoç da kalktı, biliyorsun terörle, sakın teröristlerle şey yapmayın, karşınızda Kuvayi Milliyecileri bizleri bulursunuz falan diyor. Kim diyor bunu? HDP ile kucak kucağa oturanlar, HDP ile kol kola girenler, HDP ile koyun koyuna siyaset yapanlar söylüyor bunları. Yani Meral Hanım'ı da hiç dışarıda tutmuyorum çünkü onun da beraber siyaset yaptığı, bunlarla siyaset yapıyor. Artı Selahattin Demirtaş'la kahvaltıyı özleyen bir genel başkansın sen. Geliyorum. Mi diyorsun? Cehalet falan değil bunlar. Özellikle söylüyor, özellikle yapıyorlar. Sanki çünkü başka bir oyun var milletin burada muvazenesini kaybetmesine çalışıyorlar gibi geliyorum. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması var bu hususlarda. Sosyal medya hesabından. Partisinin grup toplantısında diyor, sen Cumhurbaşkanımız hakkında sarf ettiği sözleri kınadığını ifade ediyor. Kabul etmiyoruz, asla kabul etmiyoruz diyor. Terörist başının hapisten çıkacağını söylemek iftira siyasetidir. Bu yaklaşım her türlü siyasi değerin çiğnenmesi demektir. Bu şekilde hem Cumhurbaşkanlığı makamına hem de Türk adaletine iftira atmak bir siyaset yapma biçimi değildir diyor Ömer Çelik. Devamında da gerek başbakanlığı döneminde gerekse şimdi devletiniz başı olarak teröre karşı en güçlü mücadelenin verilmesinin arkasındaki iradedir cümlesini kullanıyor. Bu şeye geliyor. Hani insanı iddialı olduğu yerden vurmak diye bir tabir vardır ya. Evet. Ya da insanı kendi silahıyla vurmak diye bir tabir vardır ya. Ya da daha bilinen şekliyle söyleyeyim. Derenin taşıyla derenin kuşunu vurma siyaseti güderler ya. Ya arkadaş, yani en güçlü olduğu alan bu adamın, bu partinin terörle mücadele alanı. Milli duruşu. Ya yerli ve milli onlara duruşu. Onlara göre bakarsan değil ama ya, vaka olan mesele, rakamlarla da gözükeceği üzere terörle mücadelede elde edilen başarı. Evet. Yani siyasetime, daha doğrusu siyasi kariyerime mal olsa bile bu PKK terör sorununu çözeceğim diyen, o zaman sadece bu vardı. Üzerine IŞİD'i girdi, üzerine FETÖ'sü girdi, üzerine bin tane musibet geçti. Bunların hepsiyle evet mücadele etti. Sen şimdi kalkıyorsun adamı en güçlü olduğu yerden, diyorsun ki bak Öcalan'ı serbest bırakacakmışsın. Senin de en çürük olduğun yerden. Şimdi dün Mustafa Kartal'ıyla konuşuyorduk. Bu gruplarda falan da ben hakikaten yazışıyoruz. Senin de var arkadaşların, dostların. Ya şimdi böyle bir siyasette ne yapabilirsin? İnsan hakikaten hayret ediyor. Şimdi insan gerçekten hayret ediyor. Şimdi geliyorsun Hikmet, bak soru net. Senin bir etik seviyen var. Fransızca bir kelimedir, Türkçesini söyleyeyim. Bir ahlak seviyen var senin. Evet. Tamam. Onun altına inemezsin. Çünkü senin
almış olduğun terbiye ya da bu konuyla ilgili olarak geldiğin nokta senin için minimum bir seviye belirlemiş. Yani bunun altına inemeyiz kardeşim. İnemiz. Bunun altına indiğimiz zaman biz ahlaksızlık yapmış oluruz dersin. Ticarette de bu böyledir, siyasette de böyledir, eğitimde de böyledir, şurada da burada da böyledir. Bir seviyen var. Evet. E şimdi senin muhatabın, herkesten bağımsız söylüyorum, bu seviyenin altına indiğinde yapacağın iki tane şey var. Doğru mu? Bir, sen de seviyeyi indireceksin, yerle eksen olacaksın. Ona benzeyip onunla beraber çirkefleşeceksin, çirkef siyaseti yapacaksın. Evet. Mesela 2023'ten sonra Meral Akşener o kaçtığın ülkeden tutup seni bu ülkeye getireceğiz, ondan sonra bunun hesabını vereceksin dersen Meral Akşener'le aynı çizgiye gelmiş olursun. Meral Akşener sorar o zaman, bunu söylediği için örnek veriyorum. Meral Akşener sorar o zaman, ya ben nereye kaçıyorum, bir yere kaçmıyorum ki. Olsun, sen kaçacaksın ama biz seni o kaçtığın yerden getirip ülkede yargılayacağız. Demekle İmralı'dakini serbest bırakacakmışsın, biz karşısında dururuz demek arasında hiçbir fark yok. Çok doğru ve aslında belki de yani Türkiye'deki belki de AK Parti bunu mu yapmalı bilmiyorum. Bak bir şey söyleyeyim, çok enteresan bir nokta. Bu işte laf lafı açıyor, bazen fikir de öteki fikre atlatıyoruz ama doğru bir yerde bu adamlar yüzünden bunların bir işe yaradığı taraf var işte bu. Böyle hareketler yapıyorlar. Senin de bol bol böyle think tank toplantısında olduğu gibi düşünmeye sevk ediyor. Sonra Türkiye'nin sosyoloji bakıyorsun, ne değişiyor Türkiye'de diye. Hani anlamaya çalışıyoruz ya. Hani sen diyorsun ya bunlar bu kadar saf olamazlar falan filan. Yok. Ben de başka bir şey düşünüyorum. Bu arada onu da söyleyeyim, içimde kalmasın. Yani diyorum ki ulan diyorum acaba bunların rakipleri AK Parti falan bunlara mağazadan sufle verip de nasıl bunu saflar bunlar diye yemliyorlar mı? Yani çok şey bir ifade. Hani ben de olayı biraz şey yapıyorum, yani biraz gırgırına alıyorum. Çünkü absürt bir şey var karşımda, çok ciddi düşünemiyorum o konuda. Acaba diyelim ki bunların biz bir üfüsü kulağına İrmalı'yı ve saçmalısa saçmalar bunu atlarlar zıplarlar diye. Arkasından o kadar kötü ki durum. Açıklayamıyorum, hani ahmak değiller. Çok kurnazlar. Bu kadar büyük ahmaklık da, o kurnazlık da değil falan, o yüzden diyorum. Şimdi şuraya geliyoruz. Dedin ya hani bir toplu bir dönüşüm var. Yani bir şey var ama dikkat edersen muhalefet şunu yapıyor. Hep ifadesi var. Sizi yargılayacağız. Hesap vereceksiniz. İndireceğiz. Geliyoruz. Sarayı yıkıyoruz. Kaçacaklar yakalayacağız falan. Bak aslında var ya psikolojide. Ya otur hakikaten çok objektif bir şekilde bu değerlendir. Bu ne biliyor musun? Bu bir adamın veyahut da bir grubun geleceğim ve ben memlekete daha iyisini yapmak üzere hizmet etmek için geliyorum demek değildir. Çünkü hedefinde şu var adamı. Bak sürekli söylediği şey şu. Bak zaten bütün o kutuplaşma buradan çıkıyor. Geleceğiz, yargılayacağız, hesap verecekler, böyle değiştireceğim, şunu yapacağım, kafasını kıracağım. Bu şimdi bak bu siyaset tarzı zaten kendini açıklıyor. Adamın niyeti bu ülkeye hizmet etmek değil. Bak ben olsam, muhalefetin yerinde olsam. Şimdi aman böyle aman. 20 sene iktidarda kalan bir hükümet var. Bir kişi var, bir de bir lider var karşında, çok bir dev var karşında. Bak sen bu lafı sevsen de sevmesen de dünyanın devi var karşında. Ve 20 yıl bu halk buna teveccüh etmiş. Ve böyle bir yerde ne yapabilirsin? Dersin ki arkadaş bu adam çok büyük işler yapmış olabilir. Ama ben geldiğim zaman bu adamın yaptıklarını, eksiklerini ben tamamlayacağım. Yaptıklara ben bir şey katacağım. Ya ama ben şöyle bakarım bak o zaman. Hikmet, o zaman eyvallah. Bak, şöyle bak, şöyle bitireyim. Şöyle bakarım ben. Seni eleştireceğim burada, söyle. Şöyle bakarım ben. O zaman dedim ki ben de yani ulan hakikaten bu bir samimiyet. Ama sen bana şöyle geliyorsan Murat, bak şimdi adaleti sağlamaya geliyorum. Kolları sıvamışsın. Gözlüğü çıkartmışım buraya. Bak şimdi adamın zaten neyin niyetli olduğu belli. Biz bütün bunlar toplanmışlar Erdoğan karşı düşmanlığı üzerinde. Bu ittifak Erdoğan düşmanlığı üzeridir dediğimizde bize kızanlara sesleniyorum. Hakikaten bunun üzeridir. Çünkü yargılamak, indireceğim, kıracağım, dökeceğim. Peki, eyvallah. Bir de kendine malın şüphesi yazarlar. Acaba giderse ne yapacaksınız? Aç kalacak, çaycı mı olacaksın? Ulan isterse amel olayım, ben çaycı mı olacağım, müdür mü olacağım diye çalışmıyorum ki. Hayatım boyu çalışsaydım çok daha büyük bir başka yerlerdeydim ben. Ama ben adamın bakıyorum, siyasetçisi böyle dediği için de siyaset tabanı da bunu söylüyor sana. Bak diyor iktidar bir değişim. Bunun hepiniz var ya diyor falan. Abi, tek bir cümleyi de abi, cevap siyaset yapmıyor bunlar. Düşmanlık, kutuplaştıran bu grup işte. Tamam. Nefes al şimdi.
Sakin ol. Bu çok kritik bir nokta o yüzden. Çok bu sakin. Tamam. Eyvallah. Şimdi buradaki temel meselenin böyle olduğunu onun için söylüyorum. Bunlar saf falan değiller. Bunlar bu işi bilinçli yapıyorlar. Ve bilinçli yapmalarının gerekçelerinden bir tanesi de kendi konsolide ettikleri seçmen kitlesini bir diye tutmak, bir arada tutmak. İki, zaten kendi kitlelerinin bir mevzuyu, bu mevzuyu daha doğrusu seçmen grubunun kendilerine oy veren kişilerin bunları araştırmadıklarını, bunlar üzerinde herhangi bir şekilde ya öyle mi diye düşünmediklerini varsayıyorlar ve bence büyük hata yapıyorlar. Çünkü seçmen kitlesi bunların bahsettiği gibi ya da bunların düşündüğü gibi bomboş bir kitle değil. Ya kendi sen, seçmen kitlelerinden bahsediyorum. Bir küçük bir marjinal grup vardır. Onlar ne olursa olsun görüyoruz sosyal medyada. Bir tanesi şey yazmıştı. Paylaşırım da Müstahar isminin neyse. Biliyorsun Twitter'da böyle abuk sabuk isimlerle falan yapıyorlar. Ya diyor kardeşim anlamıyor musunuz diyor ya. Ben AK Parti'ye karşıyım diyor, karşı. Yani ülkeyi uzaya götürse, her birimizin altına uzay mekiği verse de ben bunlara karşıyım kardeşim diyor ya. Engin Altay. Kabul etmiyorum diyor yani. Bu bir tane no name isim. Ama Engin Altaylar falan da böyle. Siyaset böyle şimdi gidiyor. Siyaseti buradan yürütüp yalan dolan tezvirat ve kendi oluşturdukları hülyalar üzerinden bir çıkarımda bulunan evet, siyasetin Meral Akşener'den başladık oradan devam edelim. Birazdan CHP'ye de geçeceğim. Dünkü grup toplantısında bir genci çıkartıp konuşturması da bu akla hizmet eden bir davranış. Akılsızlık. Bari çıkartıyorsunuz diyor insan değil mi? Lan bari en azından hakikaten sufle veriyorsunuz, şunu yapıyorsunuz, bunu doğru düzgün adamlar seçin. Bu kaçıncı oldu? Bu kaçıncı oldu artık? Çiftçi diyorsun, parti meclis üyesi sayısı çıkıyor. Yok, bilmem ne diyorsun, adam bilmem ne çıkıyor. Öbürünü diyorsun, CHP'li çıkıyor. Berikini diyorsun, HDP'li çıkıyor. Dün de mağdur diye bir öğrenci çıkarttı, grupta konuşturttu. Öğrencinin mağduriyeti de şu, KYK yurtlarında kalıyoruz. Duşakabinler 4 tane. Niye 4 tane? Sabun niye bir tane? 4 kişiyiz, 4 sabun lazım. Biz diyor istediğimiz kadar vakit geçiremiyoruz. Yeterli vakit geçiremiyoruz. Tabii. Arkadaş en büyük derdim bu olsun. Bunu geçtim. En büyük derdim bu olsun. Bir tanesi cevap vermiş. 32 gün boyunca yıkanamadım diyor. 90'lı yıllarda yurtlarda kalıyorduk diyor. Su akmıyordu. Bilmem şu olmuyordu. Su görmeyip de yurttan beyaz olanlar bile var. Hiç yani. Şimdi adam bu işin bir tarafı. Geçti bu tarafını. Ya arkadaş bu vardı, bir kurgu. Tamam ya, bu cümleyi söyleyecek AK Parti karşıtı herhangi bir KYK yurdunda kalan öğrenci bul, ona söylet. Ama hakikaten bul yani. Hakikaten bul. Hakikaten sen ne yapıyorsun? Meclis grubunda kürsüye çıkarttığın, adını söyleyeyim, Deniz Barış Çatal denen üniversite öğrencisine, tırnak içinde söylüyorum. Abi CHP'nin gençlik kolları üyesi çıkıyor ya da yöneticisi çıkıyor, neyse. Kesin iyi durumdadır. Yani bu çocuklar, yani bu çocukları, ya bu çocuğun mesela sosyal medya paylaşımlarına bakıyorsun, çok zor durumdayız, bu kadar sıkıntıdayız denen çocuk İtalyalarda gezmiş, oralarda gezmiş. Ya gezsin, helali hoş olsun, parasıdır, ne yaparsa hesabını da kim o parayı veriyorsa ona verecek, kendisi kazanıyorsa istediği gibi bahsetmesin. Ama kalkıp da olmasın. Dediğin gibi ya niye bir tane sabun var, iki tane, üç sabun tane niye yok? Kesmek zor. Testereyle kesiyoruz. Bak bir şey söyleyeceğim. Yeteri bunu kadar kalamıyoruz. Ben 2,5 saat duşta kalmak istiyorum ama beni 2 saat 15 dakikada çıkartıyorlar. Olmuyor. Ama o ilk söylediğimiz şey kaybolmasın sakın. Bak. Başka başlıklarım var, onları bak, biraz buradan direkt sesleniyorum. Bir utanma duygusu vardır insanda ya. Biraz sıkılabilirsin. Mesela bir şey söyledik. Çocuğuna mahcup olursun. Söz verirsin, sözünü tutamazsın. Bir tutamazsın, iki tutamazsın, üçüncüsünde gece yarısı saat 1'de gidersin, onun istediği şeyi almak zorunda kalırsın çünkü mahcubiyetin vardır. Çocuğuna karşı diyor. Ya insanda hiç utanma, sıkılma yok mu? Bir de dün konuşmasında galiba bunu çok sık sık kullanıyor Meral Akşener. Hiç sizde utanma, sıkılma yok mu ya? Hiç zerre kadar ya, yok olmuyor, mu ya? Olmuyor. Bak ben sana bir dakika bir şey söyleyeyim. Sadece bu değil. O kuyumcu örnekleri arkası vereyim de ben onları güncel örnekleri vereyim. Şununla ilgili söyleyeyim. O kuyumcunun arkasına giren adam da olmadı. Tamam, hepsi anladık da. Şunu söyleyeceğim. Bütün bunları bütün bu olaydan sonra hala aynı mizansen ve kurguyla gidebilip de buradan da bir siyaset devşirmeye çalışmak ve karşıdaki kitleye de bak görüyor musunuz, biz hala mağdurlarla inandırmaya çalışmak ne menen bir şeydir. Okçular ya. Okçular Vakfı'na Gaziantep Şahin Bey Belediyesi 60 milyon lira verdi. Yok öyle bir şey. Şahin Bey Belediyesi 60 milyon lira ödenek ayırmış. Kim söylüyor bunu?
Tunca Özkan. CHP'nin seçimde giremeyen ama Kemal Kılıçdaroğlu'na seçimde üzeri çizilen, parti meclis seçiminde üzeri çizilen ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun kontenjanından danışman olup PM üyesi gibi çalışan Tuncay Özkan söylüyor bunu. O söyler. Bir dakika. O söyler diye bir şey yok. Şahin Bey belediyesi diyor Okçular Vakfı'na 60 milyon lira ayırdı. Zaten diyor logo içinde diyor Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yine 760 bin lira vermişti diyor. Şimdi, vermişti söyler. Okçular Vakfı'nın başkanı Ali Haydar Yıldız. Diyor ki ya Hodri Meydan diyor ya. Hodri Meydan diyor. İspatla. Okçular Vakfı'na ayırdığını iddia ettiğiniz ödeneği 24 saat içinde ispatlamazsanız sizi iftiracı yalancı ilan edeceğim. Siz alçak saldırılara devam edeceksiniz. Biz olimpiyatlarda İstiklal Marşı'mızı okutmaya devam edeceğiz diye cevap vermiş. Şimdi ne oldu şimdi? Az önceki noktaya geliyorum tekrar. Derlerdi ya eskiler. Ya birisi böyle abuk subuk konuştuğu zaman konuş aslanım derdi. Dilin kemiği yok ki zaten at atabildiğin kadar derdi. Şimdi bunların pozisyonları, duruşları dilin kemiği olmadığı gibi bu tarz siyaseti yürütenlerin de omurgasının olmadığı anlamına gelir bu. Ya insan biraz siyaseti yaparken omurgalı siyaset yapar diyorsun olmuyor. Öyle geliyorum şey, şeye. Saç yok. Geliyorum diğer başlığa. Tuncay Özkan'la ilgili de şunu söyleyeyim. Tuncay Özkan bunu söylemiş derken arada onu da söyledim. Dedim ki ya Tuncay söyler derken yine anladınız bilmiyorum. Özellikle muhalif kesime sesleniyorum. Tuncay Özkan bizim gözümüzün içine baka baka televizyonda, YouTube'da da vardır. Ben açıkladım. Metafor dediler, ironi dediler, dolaylı anlattım. Betimsel bilmem nemeler o falan filan. Nedir o? Avrasya Tüneli'ni Ecevit yaptı dedi. O kadim sularda. Şimdi Avrasya Tüneli'ni Ecevit yaptı diyen bir adam orada oturacak. Bilmiyorum kaç milyon para verdiğinizde, sattığınızda, ettiğinizde. Şimdi önemli olan böyle bir adamın hala bir siyasi figür gibi ortada dolaşıp konuşabilmesi. Bu kadar saçma. Bu kadar böyle inanılmaz, akla zarar, hafsala almaz bir takım tespitler kendi açısından tespit ediyor. Bu kadar milyon aldığı. Bütün yalanları ortaya koymuş olması. Hala az bunu söyleyebilecek durumda olmak hakikaten farklı bir pişkinliğe ihtiyaç var. Yani bunu mesela hep yapıyor Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi. Siz diyor isyan diyor bir tanesi diyor. Salondan attınız diyor. Halbuki biz olsak konuşuruz diyor. Halbuki onunla, malumla konuştu. Salondan atan sensin. Şimdi bu kadar net bir takım bilgiler üzerinden gidiyorsun. Diyorsun ki o zaman bunlar şunu sağlamaya çalışıyorlar. Ben de oraya geliyorum. Yani bütün muhalefetle ilgili olarak yaptıkları bütün hatalar, yalanlar, dolanlar, bütün bu mizansenler, kurgular, her türlü rezillik, kepazelik ve paçozluk bir kısım milletin duymaması için, görmemesi için belli mecralarda bunları yayınlıyorlar ve bu konuda tutabildikleri kadar ellerinde bir insanları bu şekilde tutmaya çalışıyorlar. Çünkü normal aklı selim bu kadar kötü, bu kadar süfli bir siyasetin anlayabilir. Yani orta olsan da anlarsın. Bütün problem işte orada zaten. Hani şimdi dedin ya ama adam ahmak değil diyorsun ama ahmak nerede biliyor musun? 20 yıl boyunca girdiğin tüm seçimleri son 20 yıldan bahsediyorum. Kaybedeceksin. Hala oyların o 20 marjına çıkamayacak. Hala da bir ümit olamayacaksın. Onun da farkında değiller. Aliye yalnız. İzzet Begoviç'in güzel bir sözü değil var. Farkında AK Parti'de Sayın Cumhurbaşkanı da AK Parti'nin kadroları da bu söze şey yaşıyorlar. Yani yapışık yaşıyorlar öyle söyleyeyim. O da şu. Ali İzzet Begoviç rahmetli. Savaş derdi ancak düşmana benzediğinde kaybedilir. Tabii. Tamam, buradaki düşmanı çıkart yerine rakip koy. Düşmanı çıkart yerine işte hasım koy. Ne diyeceksen de. Ama şimdi bunların yapmış olduğu bu süfli siyasetin bir benzerini AK Parti yaparsa onlara benzeyeceği için kendi seçmen kitlesi tarafından da tırnak içinde söylüyorum etik yoksunu olarak suçlanacağı için aslında kazanıp kaybeden AK Parti olacaktı. Ama ne yapıyor Sayın Cumhurbaşkanı her seferinde, her konuşmasında? Yaptıklarınızı anlatın diyor. Bu ülke neler kattığımızı anlatın. Gittiğiniz yerlerde her eve ulaşın, her eve söyleyin. Çünkü gerçeğin de, evet yalan kadar hızlı yayılmıyor ama gerçeğin de böyle bir saplandığı zaman böyle hani kök salma durumu var. Yalan dediğin senin rüzgar o yüzden esiyor geçiyor. O yüzden cevap iktidarı gelemez. Onun için bunu bu vaziyette hem burada biz söylüyoruz hem bu ülkenin faydasına adımlar atanlar ifade ediyorlar. Tabii. Böyle yalanla dolanla oradan ya, 60 aldın buradan 100 aldın ne olmuyor. Şimdi AK Parti'nin başbakanı öyle söyleyeceğiz. Şimdinin de hangi partideydi bu Ahmet Davutoğlu? Deva'da mıydı? Gelecek'te miydi? Hangisiydi?
Ne kadar Ahmet zor soru. Davutoğlu şey, Davutoğlu, Davutoğlu hayaller. Vallahi şey, bak Allah tövbesi. Şey ya, gelecek ya. Gelecek partisi tabii ki. Deva öteki. Biraz tricky soru oldu sarı böyle. Test ediyor ama bir öyle yok, yani. Yok bir anda başka bir şey. Yani, şey biliyorsun ilk seçimlerde %20-25 ile falan CHP'den daha fazla gelecekler bunlar. Ya. Erdoğan diyor İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'yi ziyaret edecek diyor. İsrailli yetkililer ise küçümseyen tavırla bu konuda alınmış nihai bir karar yok diyor. One minute günlerinden bugünlere. Şimdi. Biz siyaset bu mu? Bak işte bir de bir iki aynı yere geldik görüyor musun? Şunu yani, şunu desene bana. Mesela İsrail'le görüşmeye ben şöyle karşıyım. Ya o tarafların hepsini bizim geçiyorum. Hayır bir şey fikir yok burada. Geçiyorum. Ne ya aldı diyor. Sen bu ülkede başbakanlık yapmış ve bu ülkede başbakanlığı yapmana imkan sağlamış Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte çalıştın. Daha sonra ayrılabilirsin. Ayrı bir parti kurdun. Hani gerçi ben bu partinin karşısında herhangi bir şekilde durmayacağım. Sayın Cumhurbaşkanı'na şöyle sağdığım, böyle sağdığım cümlelerini canlarımda sarf etmiştiniz. İterim. Her makamı elimin tersiyle iterim. Bu davaya karşını kesinlikle karşısında durmam demiştin. Hadi Demirel'in tabiriyle dün dündür, bugün bugündür meselesi yaptın. Ya İsrail'le ilgili olarak Herzog da önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelebilir cümlesini kullanan Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı İsrailli yetkililer de kendi politikaları gereği ki Cumhurbaşkanı da yalanlamıyorlar. Nihai bir karar yok diyorlar. Cumhurbaşkanı kesin gelecek demedi ki zaten. Ya, politika çıkarttık. Önümüzdeki günlerde İsrail Cumhurbaşkanı da ziyaret edebilir cümlesini kullanıyor. Türkiye belki bir siyaset gidiyor. Bunu one minute günlerinden bugünlere diyerek söylemen de enteresan. Yani Şirin Payzı'ndan bir farkın olmalı. Sen AK Parti'nin başbakanıydın. Şirin Payzı'ndan farkın olmalı senin. Ne diyor Şirin Payzı'n? Demek ki AK Parti büyük hatalar yapmış mesela. İsrail Cumhurbaşkanı yani. Türkiye'ye gelebilir. Rusya Kırım'a çöktü. Türkiye Ermenistan arasında uçuşları başlıyor. Ne oldu dış güçler filan? Dış güçler adres değiştirecek ama henüz yeni adres bulunamadı herhalde. Ünlem. Köşe trolleri nasıl çark etmeli diye kara kara düşünüyor. Zira. Kendisi değil. Demiş. Zira mı dedin? Troll. Köşe trolleri. Şimdi yani neydi o Ahmet Davutoğlu'nun bir kitabı vardı. Bak bana stratejik derinlik diye bir kitabı vardı. Evet. Stratejik derinlik kitabını yazan çok sığmış ama. Bir başbakansın ama bakış açın Şirin Payzı'ndan öte değil. Yazık. Yazık. Hakikaten yazık. Şirin Payzı'na cevap vermiyorum bile Şirin Payzı'na. Çünkü kendisini bu ülkede düşünün bakın bu kadın Türkiye'de kendisini dış politika uzmanı olarak yıllarca satmış. Bu payeyi satmış. Bir gazetecidir. Abi işte o kesimin maalesef. Bakış açısı bu kadar. O kesimin maalesef biz böyle bak. Bu da başka bir çok ağır yerden giriyorsun Murat. Yani öyle, ne yapayım? Ben de benim en çok yaralı olduğum yerden. Türkiye'de yıllar boyunca solcu, entelektüel, sanatçı, yazar falan dedi adamları bize. Ya kaç yıldır çakıyorlar yani. Ve sen bunu adam zannediyorsun. Bak yanlış anlama tenzih ederim. İçinde eski sol tüfek buna da saygı duyarım. Sol tüfek çok çok önemli abilerimiz vardı. Hakikaten devrimci abiler vardı. Onları tenzih ederim. Son bir dakika diyorum. Bakar, son, kamerada yakalanıyorum. Son bir dakika. Olmaz hayatta. Vallahi mümkün değil. Hayır ben şeyi söyleyeceğim. Kulağımda hiç. Hayır şeyi söyleyeceğim. Davutoğlu'da bir cevap vereyim en azından. Şu hızlı. O da şu. 10 saniye. Ya ama. Arkadaş bir insan düşün ki. Dedin ya hep de makul gördün. Ya dönüş bilmem ne olur. Her şey anlıkta falan filan dedin. Arkadaş hayatım ömrüm CHP zihniyetiyle mücadele etmekle geçti. Benim gibi yani ben de öyle diyen yapıyorum. Ahmet Davutoğlu. Diyen Ahmet Davutoğlu. Gideceksin. Ömrüm boyunca. Oğlum yani şimdi şöyle söyleyeyim. İlkesizlik diye bir şey var. Tamam bükülebilirsin de. Bir gün kaburgan da kırılır. Bir gün yamulabilirsin de. İnsan bu kadar fırıldak olur mu ya? Ya ayıp bir şey ya. Sen sana hakaret eden, başörtüye hakaret eden, suratına tüküren, yıllar boyunca seni inancına, kültüne küfreden bir zihniyetle bir oturup ben de ittifak katlayayım bir de ondan çıkmış yalanlıyorlar ya. Masanın neresine oturacağım ben? Vallahi sana söyleyeyim öyle bir yer sana gösteririm ki bir daha kalkamazsın oturduğun yerde. Ayıp ya. Ayıp. Aynen öyle. Çok ayıp. Fox Televizyon'un ana haber spikeri. Yazık. Selçuk Tepeli'nin bir yorumu vardı. Şimdi yayınlayamayacağım çok uzun yani. Hani o da çok uzun. Akıllara ziyan, şey akıllara seza yani. Yorumlar. Bunlar da Türkiye'nin en objektif gazetecileri biliyorsunuz. Abi canım. Yani abi be. 2 kuruşa 3 kuruşa ülkeyi sattılar cümlesini kullanan bir adam. Tabii. Türkiye'nin en
şeyi oluyor. En tarafsız gazetecisi oluyor. Ama ne hayatım boyunca öyle bir haber yorumu görmedim ha. Yok öyle bir şey. Ya biz, ya uzun ben, süresi ben biraz uzun. Ultra yanlış. Ya var mı aklım? Şunu yayınlayalım da. Ultra yanlışım da ben böyle yorum yapmadım hayatım boyunca. Böyle bunca yıl, yanlışız böyle bir şey yapmadık. Ben çünkü münferiden olayları çok, uzunmuş, çok ağır eleştiriyorum. Ama ben böyle bir yayın bir şey ya Kılıçdaroğlu grup toplantısı bak sana söyleyeyim mi? Yarın sen tepeyi ben buna gönderme yapayım. Salı günü gitsin. Şey salı değil çarşamba günü Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşsun. Selçuk Tepeli. Çıkartırlar. O konuşsun bence Kılıçdaroğlu'dan daha iyi konuşuyor çünkü. Kılıçdaroğlu şey Seda Sarıbaşı'nın da Aydın'la ilgili bir uzun Hasan, paylaşımı var. Mehmet. Bunu da önemsiyorum. AK Parti MKYK üyesi Genel Merkez ARGE ve Eğitim Başkan Yardımcısı Seda Hanım. Seda Sarıbaş. Tamam. Biliyoruz. Valla çok ceval bir hanımefendi. Hakikaten çok iyi çalışıyor. Ama iyi kıvak yapmış değil mi o billboardlarda? Aydın'da şey. Tabii Aydın'da Sayın Cumhurbaşkanı oradaydı biliyorsun. Konuştular ettiler. İcraatlarını anlatılan billboardları asmak istediklerinde Nine. Dediler ki Nine. Aydın biliyorsun Aydın'ın da Aydın Çerçoğlu'nda CHP yönetiminde dediler ki billboardları biz tabii. Özel firmaya veriyoruz. Siyasi içerikli falan olamaz. Böyle şeyler yapmamız çok ne, doğru müdür? Değil. Uygun değil. Müdür bu ne? Müdür bu ne? Bu ne? Bunu söyleyen Aydın Belediye Başkanı bak. Hemen Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarıyla beraber Murat kadına Bey. Ev desteği bilmem ne propagandasını Aydın'a falan yapabiliyorlar. Niye çünkü haklıyız? CHP? Abi Murat biz niye haklıyız? Seda Hanım da iyi yakalamış bunu. Biz niye haklıyız biliyor musun? Niye? Biz niye iyiyiz biliyor musun bunlarda? Net 3 tane cümle kurdun bunun cevabını. Bitti. Basit. Bak ne kadar zor bir şey değilse orada değil mi? Erdoğan'ın fotoğrafı yok bunu koydum. Hani niye konmuyordu dedin? Bak biz bir siyaset böyle anlatıyoruz. Bunlar gibi değil bu kaşalotlar. Bunu göremiyorlar. Günün manşetini bitirdik. Hocam biz basit anlatıyoruz. Bari rejiyi de söyle. Tam ben konuşurken müzik geliyor kulağıma. Birlikte yorumladık. Benim konuşmam sonuna kadar ilgileniyor. Yarın saat 11'de görüşmek üzere. Ben burada bu programda artık konuşamıyorum.